Ben diyor en muhteşem yeryüzündeki yarattığı şey dünya, gezegenler ve insanoğlu. Yani bunları insanoğlunun emrine vermiş Allah. Benim yeryüzündeki halifelerim insanlardır diyor. Ama insanlar farklı bir şeye geliştiriyorlar. Kendini yeryüzünün halifesi görmeye başlayan bazı insanlar orada Allah'ın yeryüzündeki gölgesi görüp insanları katlediyorlar. İnsanları öldürüyorlar, kardeşi öldürüyorlar. Halbuki bunun hiçbirisi Kur'an'da yoktur. Yani asıl olan insandır, asıl olan canlıdır ve canlıların öldürülmesini ve insanların öldürülmesini yasaklamıştır Allah. Dolayısıyla bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir diyor. Bir insanı yaşatmaksa bütün insanlığı yaşatmak gibidir diyor. Onun için insanları yaşatabilmemiz için Şeyh Yadav Ali Osmanlı'nın kuruluşunda akıl babası veya bilgesi diyelim, bilgesi olan Şeyh Edeb Ali diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Yani insanı yaşatmak İslam'ın da bütün dinlerin de aslında temelidir. Fakat sonradan geliştirmişlerdir. Yani insanlar arasındaki kavgaları, mücadeleleri, dövüşleri, hatta şimdi bazen propaganda yapıyorlar. Diyorlar ki Hilal Aç kavgası bu. Öyle bir şey söylemek çok tehlikeli bir şeydir. Hiçbir yerde Hilal Aç kavgası yoktur. Siz programlarınızı söyleyeceksiniz. Hangi partide olursa olsun. O insanlığa eşit demeçler vereceksiniz ve insanlığı ona göre yönlendireceksiniz. Buna uymayanları siz uyaracaksınız. Sizin yani bütün insanların vazifesi bu. Dolayısıyla biz evimizdeki bahçemizden başlamak üzere her şeyi kontrole almamız lazım. Özellikle çevre bakanlıkları, çevrenin bakanlıkların nereye kurulacağını, zeminlerinin kontrolünden tutunuz. Temel depreme karşı olan yapıdan ve oranın yüzeysel su akışlarına karşı nasıl koruyacağını ciddi şekilde düşünerek oranın nasıl ağaçlandıracağını, oranın nasıl verimli toprak haline geleceğini düşünerek hareket etmemiz lazım. İşte onun için akıllı ülkelere dikkat ediyorum ben gezdiğim ülkelerde. Tepelerin başını ya ekmemişler, ağaçlandırmışlar ya da orayı eş yükselti eğrisinden duvarlarla örerek aşağıya toprakların kaymasını sağlamışlar. Üstünü düzey bir alan haline getirerek yani toprak erozyonunu önleyerek orada hayatı bulmuşlar. Hatta benim teklifim şu, bütün ülkelerde yüzey akışlarının en fazla olduğu, yağmurun en fazla, karın en fazla düştüğü yerlerin hemen yanına çok büyük göletler yapılmalı. O gölet en yükseklerinden başlayarak göletler yapılmalı. Sular kontrol altına alınmalı. Bu sular hem gelecek yüzyılımız için hem de bizim için, insanlık için, hayvanlar için, canlılar için ana unsuru oluşturuyorlar. Bir kere sularımızı korumamız lazım. İkincisi yiyeceklerimizi korumamız lazım. Bunların içerisinde nedir? Bütün yenilen gıda maddelerinin organik olması, doğal olması esastır. Doğal olmayan maddelerin yenilmesi, yedirilmesi o ülkeler için hangi ülke olursa olsun insanlarına bir şeydir. Fakat bunu İsrail çok değişik yapıyor. Bizim ülkemize hep GDO'su bozulmuş tohumlar gönderiyorlar. Ve bunu da kaçak yollardan veya başka yollardan veya Tarım Bakanlığı görülerek bu işler yapılıyor. Aslında bu çok korkunç bir şey. Bunun önüne derhal geçilmeli. GDO'su bozulmuş hiçbir şeyi dışarıdan ithali edilmemeli. Hatta bizim endemik tür dediğimiz türlerimizi yani kendi türlerimizi korumalıyız, onu kollamalıyız, geliştirmeliyiz. Bu ülkelerin hem tarım bakanlarının, hem çevre bakanlarının, hem su, eğer su bakanlıkları ayrıysa özel olarak bunların organize olarak çalışmasının çok büyük faydaları var. İşte burada küresel ısınmayı önleyen unsurlardan bir tanesi de bizim en fazla şey yaptığımız yer enerjiden kaynaklı. Yani
küresel ısınmayı enerji kaynaklı kullanımlarda bol miktarda karbondioksit üretiyoruz. Bunlar nedir? Doğalgaz. Aslında bize göre temiz bir yakacakmış gibi gözüküyor ama yandığı zaman karbondioksit oluşuyor. Ve yine karbon monoksit oluşuyor içerisinde. Bunlar bazen iyi yanmayabiliyor. İyi yansa bile karbondioksit oluşumunu engellemiyor. Dolayısıyla bizim enerji olarak kullanacağımız en önemli unsur Allah'ın yeryüzüne verdiği güneş ışınlarının enerjiye çevrilmesidir. O sonsuz bir enerjidir. O sonsuz enerjiyi biz nasıl yaparız? İşte bunun için ülkeler birleşip, hatta özellikle Türk dünyası bununla birleşip kendi ülkelerinde tamamen enerji üretmeli. Yani güneş enerjisi üretmeli. Biz Çin'den almamalıyız güneş enerjisinin hücrelerini. Yani ışığı enerjiye çeviren unsurların hücrelerini biz dışarıdan almamalıyız. Bizim kendimiz üretmeliyiz. Bütün panellerimizi kendimiz üretmeliyiz. Bütün evlerimizin üstüne panel üretmeliyiz. Bütün efendim şehirlerimizi güneş enerji panelleriyle ısıtmalı ve aynı zamanda enerjimizi orada kullanmalıyız. Şimdi biz ne yapıyoruz? Aslında bir de üstelik enerji safhasında çok önemli bir şey olan termik santraller var. Veya gazla üretilen elektrik var. Bunlar tamamen ülkeleri düşünülmeden yapılmış, karşılarla anlaşma yapılmış şeylerdir. Çünkü böyle bir şeyin bir faydası yok. Aslında bunun yerine bizim yapmamız gereken rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerjisi. Bunun yanında dalga enerjisi, yani sıcak gazlardan üretilen enerji, bu da önemli bir şey. Siz gazlarınızı gökyüzüne vermiyorsunuz, enerji haline getiriyorsunuz ama burada da yine bir karbondioksit yapısı var ama şey gibi değil. Yani diğerlerine göre çok az. Dünyanın yapısını değiştirecek tarzda değil. Ama asıl üretim şekli hem dalga enerjileri, yani derelerdeki suların enerjileri. Şimdi bunları biz dağlardan aşağıya doğru sularımız boş boş akıyor. Yani bunların her birinin üstüne birer santral kurulabilir. Bunlar düzeltilip hatta oranın ekosistemi bozulmadan, canlı sistemleri bozulmadan sadece suyun geçtiği yerler kontrol edilerek bunlardan çok iyi istifade edilebilir. Hep sulama açısından istifade edilir. Sulamada da bu artık dünyanın hiçbir yerinde de kalmadı. Bizde de hiç olmaması ve bizim dünyamızda da olmaması lazım. Damlama sulama dediğimiz sistemdir. Evet. İhtiyacı olan su kadar verirsin, ihtiyacı olmayanı orada vermezsiniz. Bunun hesaplaması var. Dolayısıyla bunların hepsi birer tedbir. Küresel ısınmanın bir başka unsuru buzulların erimesi. Evet, onu soracaktım zaten. Evet. Buzulların erimesi. Şimdi buzulların erimesi niye eriyor? Şimdi oraya geleceğim şeyin. Atmosferin içerisinde belli katmanlar. Bu katmanların biraz önce sera etkisi dediğimiz sera etkisi oluşunca dünya ısınıyor. İşte buna küresel ısınma diyoruz ya. Bu ısınma dünyada 2 derece olduğu zaman bunun etki derecesi çok fazla oluyor. Yani dünyayı etkileme derecesi son fazla oluyor. Dünyadaki bilim adamlarının incelemelerine göre 2 derece bu yüzyılın sonuna göre ayarlanmış bir derece. Oysa ki biz şimdi 2 dereceyi bulduk. Yani dünya bunu buldu. Bu çok korkunç, tehlikeli bir durumdur. İnsanlık kendi sonunu hazırlıyor. Dolayısıyla buzulların erimesi, içerisindeki canlıların, ekosistemin orada yok olmaması için bunun hepsinin çaresi neticede ülkelerin ve insanlık aleminin derhal Birleşmiş Milletler'in bunu cezalandırması veya o ülkelere gerekli bir fondan para ayrılarak insanlığın kurtulması sağlanması gerekir. Birbirlerine nükleer savaş tehdidi yapan ülkeler bir kere onları bırakacaklar. İnsanlığa nasıl faydalı oluruz? Bu hususta
faydalı olmaya çalışacaklar. Bu devirde açlıktan insanlar ölüyor. Böyle bir şey olur mu? Yani bu dünyanın hiçbir yerinde görünmemesi gereken bir olayken açlıktan ölen insanlar var ülkelerde. Veya dengesiz kazanımlar var, dengesiz kazanımlar. Bunların önüne dünya her yerde geçmesi gerekir. Bunu yapan unsurlar, sağlayan unsurların sınırlandırılması gerekir. Yani siz bunları sınırlandırmazsanız, işte gider adam fok balıklarını ya da başka balıkları okyanuslarda öldürür. Efendim ayılar yaşayamaz hale gelir, balıklar yaşayamaz hale gelir, buz altında yaşayan birçok canlı yaşayamaz hale gelir.